hiçbir kağıda, hiçbir şeye bakmadan kafasında tasarlayarak güzel bir tekne yapıyor. Şu ana kadar 150'nin üzerinde tekne yaptım yani. Madem çaldın, hareket devam ediyor. Tavuk var, kedi var. Yani burada yalnız yaşamıyorsunuz siz. Yok. Tam aile. Ya çok da ilginçmiş. İlk defa giriyorum ben. Evet. Diye. Karadeniz takas bitirilir. Karadeniz takasını gitmediği de yer yoktur. Çaylarımızı içelim, balığa gidelim. Bismillah, bereketli olsun. Hadi bakalım. Hop! Kolay gelsin ustam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Soner ustanın yerine bakmıştım ben de. Evet, az ileride şurada. Sağ ol. Balıkçı Mahallesi çok tatlı bir yer. Girdiğinizde insanların burada hem iş yerlerinin hem evlerinin olduğu, hem yaşadıkları hem teknelerini imal ettikleri bir yer. Burada hem balıkçılık yapıyorlar hem de tekne imalatı yapıyorlar. Soner ustam. Oo, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun, sağ olun. Sizin buralar nemli. Nemli biraz. Çok sıcak havalar evet, var. Evet, terledik ya. Biz bile zor çalışıyoruz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Savaş, benim Savaş. Oğlum. Savaş. Oldunuz mu? Ha. Ailecek mi çalışıyorsunuz? Aynı. Bir de torunum var. İşinizi bölmeyeyim. Yok. Biz hem konuşuyoruz hem yapıyoruz. Evet. Teferruatlı. Şunu ben sizeyim. Savaş orada pitsin onu sen al gel. Madem çaldın, hareketi devam edelim. Tamam, çalışalım. Daha! Efendim? Gel. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ha, bu ana iskelet bu değil mi? Ana iskelet bu, evet. Bu şimdi, evet. Buna forma diyoruz. Bunun üzerine göre, bunu siz Savaş. Ben Soner Karabacak. 1959 doğumluyum. Bu mesleği de aşağı yukarı 50 yıldır yapıyorum. Şu ana kadar 150'nin üzerinde tekne yaptım yani. Çocukluğumda 17 yaşında başladım heves olarak. Benim ustam yok. Kendi başıma her yaptığım tekneden bir ilham alarak, denize nasıl duruşunu görerek ona göre tekne yapmaya başladım. Bu ne ya, maşallah. Tavuk var, kedi var. Yani burada yalnız yaşamıyorsunuz siz. Yok. Tam aile. Civciv de var. Onlar var ya, ben stres atıyorum onlardan. Yani böyle bazen otururum, hem onları seyrederim, hem yapmış olduğum teknelere bakarım. Çayımı yudumlarım. O da bana bir dinlenme gelir yani. Şimdi biz diğer mesleklerde de gittiğimiz yerlerde, yaptığımız programlarda gidip ustalara yardım ediyoruz. Ama bu çok farklı bir olay. Kıvanya'ya vurup güzleyeceğiz. Evet, iki bitmedi. Toz var mı, onları al orada. Hah. Tehlikeli. Bak, bu parmağımı ona kattırmış. Çok güzel. Ama şimdi arkadaş olur yani. Tabii bu iş genelde dalgın olduğun zaman oluyor yani. Birkaç yere aklın oluyor. Kaptırıyor. Bunu da biraz kaptırmışım. Bu hatta biraz buradan böyle koparmış. Onu da yeni kaptırmışım. Tehlikeli değil mi atölyeler için? Şimdi arkadaş olduk. Makineyle. Tabii. O şimdi diyor bana nasıl yap, nasıl tut diye. Ona göre devam ediyoruz.
milimin milimine teraziye alınıp ince ayarının işte hangi çıtanın ne kadar nereye çakılacağından hangi santimetre olacağına kadar bunları ezberlemişler. Hiçbir kağıda hiçbir şeye bakmadan hepsini sadece kafasında tasarlayarak ince ince işleyerek güzel bir tekne yapıyor. Sen benden 15'in çalışsan usta olursun abi. Eyvallah. İyi vurdun yani. Bu tamam. Şimdi bunu şimdi kazıklayacağız. Sizin tek terazi sisteminiz bu mu var? Başka bir sistem şimdi daha var mı? Bizde karşıdan karşıya hordum var. Hordum terazi. Savaş. Hordum teraziyi çadırsan oradan. Onu da göstereyim sana. En iyi terazi odur. Su dolduruyoruz dersine. Karşıdan karşıya tutuyoruz onu. O sular bir seviyeye geldiği anda tam terazi oluyor. Bu bildiğimiz serum gibi bir şey. Hortum. Tabii. Sular, su burada. Oraya yere koy. Bir yapalım bir tane bir burayı bakalım. Bak şimdi. Şunları görüyor musun? Bak ne kadar bıraksan o bir hizada gelecek bak. Şu an ikisi de aynı hizada. O aynı hizaya gelirsin ha. Demek ki terazi. Tam terazi dedim. Şu an mesela bunu nasıl böyle mi ölçeceğiz abi? Öyle değil. Şuradan bir karşıdan karşıya. Hadi Savaş bir ölçelim hadi. Sen geç. Ben mi geçeyim? Geç oraya. Tam ucuna tut, indir aşağıya doğru ara. İndir, indir, indir. Suyla tahtayı hizalayacağım. Çok indirme. Bak şu daha dışarıya çık. Dışarıya. Ha şöyle tut sen. Bak tuttum. Şimdi o su gelecek. Tamam mı? Tamam, şu an tamam. Tamam, burası da tamam. İkisi terazi. İkisi terazi de. Çok ilginçmiş. İlk defa giriyorum ben. Evet. Diye. Bunu inşaatlarda çok kullanırlar. Eskiden bunu mu kullanıyordunuz? Evet, büyük baba? Şu tersanelerde bunu kullanıyorlar mesela sürekli. Eyvallah. Fotoğraflar? Fotoğraflar arkadaşlarımızdan tekne yaptığımız zamanla 17 yaşlarında bu fotoğraf. Ben bu fotoğrafta yokum. Fotoğrafı çeken ben. Bu benim kardeşim, öbürleri de arkadaşları. Burada fotoğrafta benim, şu çalışan. Bu tekneyi yaptık burada, çok uzun bir zaman oldu. Burada gene arkadaşlarımız, onlara bir tekne yaptık. Bu arkadaş rahmetli oldu şimdi. O da benim yaşlarımdaydı. Araba kazasında teknesini yaptık. Bir hafta falan şey olmadı. Teknesi bu tekne o ileriki limanda araba vurdu ona rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu 6 metre aşağı yukarı. Şimdi ne kadar bu? Bu 7 metre. 7 metrelik bir tekne. Ne kadar zamanda yapılıyor? Safi buna çalışsam yani 1,5 ayda bitiririm. 1,5 ay. 45'in 50 günde biter diyelim. 45-50 gün. Tabii sadece siz boyası çıplak harika. Veriyorsunuz. Evet, boyası kabuk olarak diyelim yani. Şu an elinizde kaç tane yapmanız gereken şu tekne var? Şu anda tekne bunları 2, bunların 5'ine 5 tane daha teknem var. Şimdi Soner abi bu can taşıyor ya. Hani sadece balık tutuyorsun ama can taşıyor neticede. Aa bunları ona göre tasarlıyoruz. Benim mesela... Şu denizde atmış olduğum tekneler var. Onlara bakarak denizde daha iyi nasıl yatkın olur? Daha denizde nasıl dövüşür yani denize dalgalı havada? Ona göre buna küçülendirme yapıyorum. Karadeniz takası derler. Karadeniz takasının gitmediği de yeri yoktur. Biz aynı Karadenizli olarak bunları en güçlü kerestiği de vuruyoruz. Bu kestanenin ömrü nereden baksan 50 senedir. Bu tekne her ağaçtan olmaz. Kestane ağacı olacak. Özellikle Trabzon yöresi ve Of yöresinin kestanesi olacak. Bu teknelerin doğuşu Sürmene'dendir. Rumların zamanında burada diyelim kilise vardı, orada yapılırdı. Çıraklar orada yetişerek sonra Rumlar buradan köz etti ve o teknelerin yapımı orada devam etti. Yaşıyorsunuz? Ev mi? Ya şimdi orası dinlenme yerimiz. Orada otururuz, dinleniriz. Bazen yemek yaparız. Yeriz yani. Çay içelim. Vallahi içeriz. Ya bir artık babadan bir içeriz artık. Bir dinlenelim. Oo çaylar da geldi. Tepsisi de ilginçmiş. Evet, orijinal tepsimiz. Hadi dışarıda oturalım içelim ya. Vallahi iyi olur ha burası. Ter sıcak, nem fazla. Daha odurak da gelir daha.
İçeride küçük bir maket gördüm. Onu da mı sen yaptın? Onu daha yaptı. Daha sen mi yaptın onu? Evet, ben yaptım. Aynı kestane ağaçlarından mı yaptın onu? Bu çay kaşığından. Bundan mı yaptın? Evet. İstersen kemiği bir al, gel görelim onu burada. Getireyim. Getir bakalım, görelim. Baba zor bir usta mı? Baba zor ustasından ziyade ince işçiliği çok sever. Titiz birine titiz, benziyor, çok titizdir. İşçiliğinde çok titizdir. Bizden de onu bekliyor. Ama iyi öğretiyor yani. Taha bu bayağı bir hafifmiş ya. Bu çay kaşığından olduğu için hafif, evet. Pervanelerini de yapmışsın. Evet. Kaç tane yaptın bundan? Bundan 5-6 tane yaptım. Sen de bayağı ustasın ha. Maket işi de zor bir iştir yani. Belki de ben zor yaparım yani diyebilirim. Yani ustalık öyle kolay iş değil. Bir yeğenim mesela 11 yaşından beri yani makyalık çitmeye başladı. Bugün hemen hemen epey bir işler başardı. Oğlum da aynı öyle. O da 3-4 senedir yanımdadı. O da bayağı kafes falan tüzmeye başladı yani. Ben hala öğreniyorum. 10 yıl gibi bir zirak ancak yetişir. Ben her denize attığım tekneden bu denize daha iyi nasıl odurur, onun bile kendi kafama göre projesini yapıyorum yani. Bu tekne bittikten sonra nasıl çıkartıyorsunuz? Şu kapıları söküyoruz. Bunlar seyyar. Şu kapıları çıkarıyoruz. Oraya üstte kadar azıyoruz. Buradan tekneyi çıkarıyoruz. Buradan 12 metre dahi tekne çıkarttık. Kaydırabiliyoruz. Kaydırabiliyoruz. Tabii, direkt yani. Çok güzel bir yat yapmayı hayal ediyorum yani. Burada yapamam. Yeni taşınacağız yerimizi inşallah oraya yapacağım yani. Böyle tersanelere isterdik çitmek ama maalesef tersanelere yer ahşap teknecilerin hiçbirinde yok. İsterdik böyle bir yer yani. Şimdi biz seninle balığa çıkmak için bu teknenin bitmesini mi bekleyeceğiz? Yok, hazır teknem var, benim emektarım var ya. Çaylarımızı içelim, balığa gidelim. Bırakacağım mı? Bırak. Hadi hayırlısı bakalım. Rastgele. Ne kadar bekleyeceğiz Soner abi? Aşağı odurana kadar. Kaç metre iniyor aşağıya? Aşağı yukarı 39 kulaç. İskandile baktık. 39 adam boyu yani. Daha onu ileri ver. Kızını al şey. İbe. Boş koyacaksın mümkün mertebe. O şimdi azılıyor ya. Az geri yap. Sertleşti tamam. Büzüldü saçma. Şimdi çekeceğiz. Çektikçe bakacağız. Büzüldü. Kismetimiz ne çıkar? İnşallah. Bakacağız mezgit var mı? Tamam makineyi çalıştır. Çekiyorum. Atalım bakalım. Şöyle takalım mı? Evet. Dolu böyle çek. Heh. Bu bunun frenini mi gevşetiyor? Bırak bırak onu şimdi bırak. Tamam o yaylı ya şey yapıyor. Burada olmazsa o ileriye atacağız ama İnce. Yok hiç karıştırma. Karıştırmıyor. Ha karıştırma ki o bulaşır. Bu ne? Bunu niye taktınız buraya? Bu burada mezgide atsak durmanın üstünden alıyoruz balığı güzel. Yani rahat ayıklayalım diye. Stop edelim.
Bak şimdi bu yonup bunu ayarlayacaksın güzel bak. Böyle güzel olacak. Çok az. Martılar dolaşmaya başladı. Martılar da yiyecek, onların da rızkı var. Az kısmet bu kadar, ne yapalım? Olacak inşallah. İnşallah. Bir daha atalım mı? Atacağız. Allah bismillah, bereketli olsun. Hadi bakalım. Oy oy. Hop. Oturdu mu? Yok. Eskiden böyle bir saçma atardık şu ileride kafeslerin olduğu yerde. Bir saçmada 70 kilo 80 kilo. Palamut mu? Hayır, bezgin. Ama böyle de değil, böyle yürü yürü. Kaç yaşında çıktın ilk defa? Ben denize mi? Ben denize 9 yaşından beri babamla denize gidiyorum. Koş koş koş. Dur. Saçma bulmayacak. Oho. Oraya çekme, oraya çekme. Çelek uza, bırak bırak buraya, boş koy, boş koy, boş koy. Acılırsa acıl, acılmasa devam. Salacak mı o kendini? Alırsa almasa bir şey yok, onu çeremez. Şeyler çıkmış ya. Evet, dedik ya. Bizi buyurur. Dedik ya şimdiki. Şimdi biraz, oldu. Biraz oldu. Soner abi, bize bunlar yeter ya. İyi tamam olsun. Yani gidelim ha. Pişirelim. Açılık da yaparsın ya. Çok mu olur yüzde? Valla tuzu da beceriyorsun. Öyle önce yağını akıtacaksın. Çevir üstüne. Güzel tavayı koy. Oo. Bugün dünyanın en kadim, en eski, en güzel, en eskimeyecek mesleklerinden bir tanesini atölyesinde gördüm. Bütün merak ettiğim soruları sordum. Güzel bir gün geçirdim. Ölmeyecek olan bu mesleği kendi yerinde 50 yıllık ustasıyla birlikte gördüm.